yaptırayım. Yarın erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı kim oy verirsiniz gençler? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Bilmiyorum, hoşuma gidiyor konuşmaları. Gençlere hitap ediyor mu Muharrem İnce? Yani ediyor. İyi Parti de olabilir. Yani olabilir. Sen kime verirsin? Yani abi ben kime veririm? 10 yaş tutmuyor ama. Aynı abi, Muharrem İnce abi. Muharrem İnce abi. Neden Muharrem İnce? Abi ben daha çok hoşuma gidiyor. Zevkuşağı olarak ona vermek istiyorum. Ekonomi nasıl gençler? Her istediğimizi alabiliyoruz. Ekonomi. Ben sana söyleyeyim abi. Ben sağlık öğrencisiyim. 3 kitaba 200 milyon verdim. Aynı ya vermedim abi. Vereceğim ama. Abi 5 tane kitap aldılar abi. 300 lira para verdiler abi. Kitaplara işletmediler abi. Dolar olmuş 10 lira bilmem kaç kuruş. Yarın 11'i de görürüz inşallah. İnşallah 100 lira olur. Şimdi bu ekonominin neresi ya abi, sen söyle. Acayip sinirlendim. Ha? Peki gelecek kaygısı yaşıyor musun bir genç olarak? Vallahi bilmiyorum, ben okuyacak mıyım onu da bilmiyorum. Okuyamam ki, ülkenin durumu çok kötü. Abi, okursan iş bulabilecek misin? Hayır, sağlık abi. Okuyorum ben, bulamam. Bir 2 dakika, ben bulamam. Vallahi bulamam. Yani bulamam. Abi okumayan adam bizden daha çok kazanıyor abi. Aklım olsa okumam yani. Benim bir arkadaş var abi, okulu bırakmış. Aylık 4 milyar maaş alıyor. Ben okuyorum, borçlu çıkıyorum devlete. Bu kadar. Yani abi sen söyle abi, ekonominin neresi şimdi? Siz kim oy verirsiniz? Abi, ben kimseye vermiyorum. Neden? Yani genel olarak hiçbir sosyal görüşüm yok. Gerek duymuyorum. Bence herkes bu işi sırf para için yapıyor. Yani herkesin cebine ne girerse. Ekonomi nasıl peki genç olarak? Her istediğinizi alabiliyor musunuz? Yani ben hiçbir istediğimi alamıyorum. Ekonominin ne durumda olduğu zaten belli. Yani çok fazla üstüne konuşmaya gerek yok. Abi ben siyaset okuyorum. Hani çok şey hocalardan okuyoruz, ediyoruz. Hani çok... minvallerini görüyoruz. Dünyada da bu sistemin, bu düzenin minvallerini görüyoruz ama hiçbiri bizim ülkemizdeki kadar kötü değil. Birincisi zaten şu anki sistemin dünyada hiçbir eşi benzeri yok. Amerika'daki başkanlık sistemine benzemiyor. Avrupa'daki başkanlık sistemine benzemiyor. Tamamen kendi kafalarından bir yerden toplayarak yaptıkları bir başkanlık sistemi. Onun dışında ekonomiye aslına bakarsanız, yani doğru ellere verirseniz düzelmesi çok olağan, çok kolay. Ama artık işlerine mi gelmiyor nedir? Bir türlü düzeltemediler. Yani burada senin yapacağın iş aslında basit. Parayı harcayacak olan adamlara vereceksin. Gerekirse iç borçlanmaya, dış borçlanmaya gideceksin. Kime vereceksin parayı mesela? Öğrenciye vereceksin. Öğrenci ne yapar? Yatırım yapar mı? Yapmaz. O zaman kime vereceksin? Öğrenciye. Öğrenci gidecek o parayı harcayacak. Ekonomiye can kazandıracak. Gerekirse devlet el atacak. Fabrika kuracak, kendisi istihdam sağlayacak. Sonra ekonomi düzeldikten sonra özelleştirme yapacaksın. Ekonomi bu kadar kötüyken işte Türk Telekom'u sat, ne bileyim farklı yerleri sat. Bu zaten farklı farklı olarak ve ayrıca kötü olarak bize geri dönüş sağlayacak. Mantıklı bir açıklaması bile yok. Yani ekonomi bilen adam, iktisat bilen adam bunları yapmaması lazım. Ekonomistim diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip. İşte ekonomistim diyor. Keşke olsa. Hani isterim. Gerçekten çok iyi yönetilsin isterim ama bir türlü düzelmiyor. Olmadığı için mi bu hükümet, bu devletimiz bu kadar yükseldi? Bu kadar gelir düzeyi yükseldi. Önceden öğrencilere burs veriliyordu değil mi? Evet. Veriliyordu. Evet. Kim kesti bunun önünü? Kim kesti? CHP kesti, anayasa gitti. Öğrencilere burs veremiyor şimdi. Tamam. Kendi İBB bile veremiyor. Şimdi bana gidiyor, şimdi öğrenciyi kesiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Benim babam emekli, çalışmıyor. Annem de çalışmıyor. Biz 1500 lira kira veriyoruz. Benim hiçbir gelirim yok. Babamın hiçbir geliri yok. Ben de emekliyim, çalışıyorum bak. Ben de tamam, emekliyim. Benim babam da emekli. Ben de emekliyim, çalışıyorum. Tamam, benim babam da emekli. Zaten. Yeter bak, dünya Türkiye'ye akıyor. Niye akıyor? Niye ucuz akıyor? Diye. Türkiye ucuz diye. Ferah diye. Her şey. Niye? Tamam, onlar doları görüyor. Tamam, niye ucuz? Niye ucuz? Siz 80'leri çünkü görmediniz yavrum bak. 1980'leri görmediniz. 80'lerde insanlar IMF'ye gidiyordu. IMF'den parayı alıp da emeklinin memurun parasını vermek için IMF'nin kuyruğunda böyle bekliyordular. Tamam. Şimdi Amerika, Avrupa bize geliyor, bizden para istiyor. Tamam. Bizden para istemiyorlar. Evet, bize istiyor, para veriyorlar istiyor. Da. Hayır, vermiyorlar. Hayır, hiçbir zaman vermiyorlar. 80'de kötüydük. Şimdi onu hani kötünün iyisi olduk. Neden daha iyisi olmayalım? Hayır, da 80'leri öngörüyorsunuz. Var ya, çok çok iyiyiz. 80'e göre bak, iyi olabiliriz dayı. Beğenmiyoruz. Bak, emekçi olmana beğenmiyoruz. Rağmen iyi çalışıyor. Ne? Niye çalışıyorsun emekçi? Daha çocuklarımı daha iyi geçindireyim diye. Niye? Çünkü tembellik yetmiyor. Hayır, tembellik Müslümana yakışmaz. Hayır, yetmiyor değil. Benim 6 tane evim var. Bak 6 tane evim olduğu halde tembel değilim. Çalışıyorum, üretmem.
Hala üretmem lazım. Senin 6 tane evin var diye bu kadar rahat konuşuyorsun. 6 tane ev şu bu alır, şartlar altında. Nasıl alacaksın dayı? Yurt dışını neden istiyor biliyor ben musun? Ben onun yanındayken, yaşındayken, onun yaşındayken şey ekmek bulamıyordu. He, burada ekmek bulamıyordu. Gençler ekmek bulamadığımız için. Gençliği yaşamak için çıkıyorlar. Dayı ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sistemin başımızdaki insanın bana bir gençlik borcu var dayı. Bana bir gençlik borcunuz var dayı. Doğru değil mi? Araştırın bir. Hayır araştırıyorum. Bombalar patlıyordu. Ben siyaset okuyorum zaten. Bilmen lazım. Biliyorum zaten. Ha. Ülkenin ekonomisi nasıl dayı? Çok 80 öncesinde. Dayı çıkar telefonunu. Şey çıkar telefonunu. Bir şey diyeyim mi abi? Nasıl? Bir saniye bir şey. Bak. Buyur. Bir saniye. Gördün mü? Evet. Demek ki alım gücü varmış değil mi? Var. Herkesin var alım gücü. Ver. Hepimizin var alım gücü. Herkesin var. Herkesin iPhone'u var. 12 bin, 15 milyarlık, 20 milyarlık, 20 milyarlık iPhone'ları kullanıyoruz. Evet. Gençler gençliğini yaşayamadığı için. Dayı bak. Herkes diyor ki ben ayrı ev tutuyorum. Dayı bak. Al telefonuma bak. Ben bu telefonu ikinci el aldım. Sıfırını bile alamadım. Param yok dayı, param yok. Param yok. Neye para var? Aç sigaraya para mı var? Bak kendim sarıyorum. Niye sigara alamıyorum dayı? Sigara alamıyorum. Ya tabii ben de istiyorum. Niye içme? Niye giyme? Bizim hakkımız yok mu? Hak değil o zehir. Hayır, sigaradan bahsetmiyorum. Abi, İyi şeyler almaya hakkımız yok mu bizim? Çok açık bir şey söyleyeceğim. Bu montu ben 2018 senesinde aldım dayı. 4 senedir giyiyorum neredeyse. Hak mı? 800 liralık ayakkabı giyiyorum Mehmetciğim bak. Evet 800 liralık ayakkabı giyiyorum. Abi o senin paran bak abi. Var çalışıyorum diyelim. Senin yaşında ben boyacılık yapıyordum. Boyacılık yapıyordum. Gencin ayakkabısı yırtık abi. He ya niye? Niye acaba? Neden acaba? Yırtık ayakkabı giyiyorum. Ya bu ikinci ayakkabı. Boş ver. 80 öncesinde biz tohum üretiyorduk. Şu an tohumu bile dışarıdan alıyoruz biz. Kim yaptı onları? O zamanki adamlar yaptı. O zamanki adam değil. İsrail'e sattılar tohumu. O zamanki adam yaptıysa şimdi. Dolar bu sabah 10 lirayı buldu. Bunu da açıkla. Herkesin iPhone'u var diyorsun. Millet yurt dışında iPhone almak için bir hafta çalışıyor. Sen burada ona kaç vakit vaksin veriyorsun? Üretebilirsiniz. Abi bir dolar var. Bak. Bir dolara bak. Gencin devinden dolarlar çıkıyor. Bakın. Abi bir dolar var abi. Bize o niye Türk parası aşırıyor? Abi bir dolar var. Var demek ki arkası da var. Abi bir dolar buldum düğünden. Olabilir yani. Bunun arkasında 100 dolar var. Bak kaç lira var? Bir tane var. Haftada mı var? Oğlum kartında para var diyor. Abi ya. Kartım yok kartım. Vay bana ayıletme oğlum. Abi kimlik var para var. Ev sahibini yapsın. Abi. Devlet bizim. Önceden kiracı. İlk önce milliyetçilik. Herkes gider. Suriyeliler, Araplar gider. Abi devlet yok. Hükümet. Hükümet. Hükümeti ben de eleştiriyorum. Hükümeti sadece Suriyeliler için eleştiriyorum. Hükümet için sadece Suriyeliler eleştiriyorum. Başka hiçbir şey eleştirmiyorum. Devlet bizim devletimiz. Öyle zaten. Ben hükümeti eleştiriyorum sadece. 25 liraya ihtiyacım var. Gelin çalışın. 3,5 milyar maaş vereceğim size. Sigortanızı vereceğim size. Suriyelileri çalıştırmıyorum. Senin işin nerede? Adı ne? Öner Çelik. Tamam ben yarın geliyorum dayı. Tamam. Söz mü? Söz yarın geliyorum. Şu an ne kadar? Pazartesi. Geliyorum yanına. Tamam ben geliyorum. Siz genç olsaydınız, bu yaşlarda olsaydınız, hayatınızda olsaydınız. Ben de genç oldum. Almancı mısın sen? Almanya'dan mı geldin? Yok ben Karalastik. Sizin hayatınız tuzunuz kuru, hayatı arkanıza almışsınız. Ben Trabzonluyum. Yaş vermiş 60 ya. Ben Trabzonluyum. Bu adam nasıl evlensin bu adam? Ben 18. Ya şu adam nasıl evlensin ya? Ben 18 yaşında köyden Trabzon'a indim, Karalastik'le indim. Her yerde. Karalastik'le indim. Her yerde. E5 Üniversitesi her yer sizin okuyorlar. Sizin yaşınızdayken ekmek bulamıyorsunuz. Ya bırakın Allah'ını seversen. Bak şimdi her şuraya bak ya. Bulamıyorsun diye ben de mi bulamayayım? Sen zamanında bulamıyordun. Ben niye bulamıyorum? Onu demek istiyorum. Var her şey var. Abi kanıtlasana ekonomi. Her şey var. Ben de alacak para yok zaten. Ya bir kanıtlasana be. 70 lira tereyağı almış gidiyorum. Abi o senin paran. Herkes alıyor. Abi hayatında somon balığı yedin mi? Somon balığı. Yedim. Açık yedim. Git al bakayım kilosunu. Pirzola. Valla yedin mi sen hiç hayatında? Konuşma. Vallahi makarnayla patatesle ömür geçmez. Kalp hastası olursun. Böbreklerin hasta olur. Hastaneye yatarsın. Ya bırak. Tıklım tıklım dolu. Sen önce saygısını öğren. Bırak insanları ya. Saygıyı öğren önce. 70 yaşına gelmişsiniz. Ben saygılıyım. Saygılı olma. Ben saygısız bir ortamda yaşıyorum. AVM'ler her zaman alışveriş herkese tıklım tıklım dolu. Boş insanlar geziyorlar. Ne var yani?
olduktan sonra var, ne anlamı var? Ne anlamı var? O alışverişte bir şey alamadıktan sonra ne anlamı var? Ben hiç alıyor. Aslında bunun ne demek? 70-80 milyar kira veriyor. Nerede ben, çıkarıyor? Ben pazardan geldim. Bir sweatshirt 160 lira be. Almasın anne ver. İsviçre'den haber ver. İtalya'dan haber ver. Almasın diye bir şey yok. Bu ne demek? Yurt dışına çıktın mı? Abi her zaman gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Söyle bakayım nereye gidiyorsun? Bosna. Oralar vizesiz. Sen vize alabiliyor musun? Hiç bir tane vize al bakayım. Avrupa ülkesine gidiyor mu? Gidebiliyor musun? 5000 dolar para lazım cebinde. Vize alabiliyor musun? Öğrenciler daha Erasmus yapamıyor. Neye kafasını yaşıyorsun? Öğrenciler daha Erasmus yapamıyor. Sırf dolar 10 lira olmuş. Nasıl yapmasını bekliyorsun? Ya ne demek dolarla yaşıyorsun? O zaman nasıl bir sweatshirt 160 lira olabilir? Ben bunu soruyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı üniversite okumak için parklarda yatıyorsa değişmesi gereken bir şeyler vardır. Bu pisliği devrim temizler. Bu pisliği devrim temizler. Bir üniversiteli parklarda yatıyorsa okumak için bu pisliği devrim temizler. Değişmesi gereken bir şeyler vardır. Kendimi bildim.